Kardeşlerim, hele bir de bazı alimlerimiz var ki Kur'an ayetlerini dua mahiyetinde okutarak herkesin sıkıntıdan arındırılacaklarını beyan ediyorlar, iddia ediyorlar. Yani başın mı ağrıdı? Şu ayeti okursan geçer. Rızkın mı daraldı? Şu ayetle rızkın genişler. Kanser hastalığına bile Kur'an ayetlerini çare olarak ayarladılar. Allah Azze ve Celle bizden Kur'an'ı yaşamamızı isterken, ancak Kur'an'ı yaşanırsa sağlık elde edileceğini beyan ederken, bütün dertlerin devasının kainatta gizlendiğini Rabbimiz bize beyan ederken, kendi anlatıcıların kendileri doktora giderken, hem de Amerikan hastanelerinde tedavi edilirken veya ailelerini tedavi ettirirken, bağlı müridanlarına, cemaat üyelerine Kur'an ayetleri sanki efendim dua ile beraber her şey olacakmış gibi bir havaya büründürüyorlar insanları. Kardeşlerim, Allah razzak sıfatıyla bize rızık verici değil mi? Allah Azze ve Celle kainat sofrasından bizi doyurmuyor mu? Eğer bu işler Kur'an ayetlerini okuyacak kadar kolay ise, o zaman Güney Afrika'daki Müslümanlar niçin aç ve susuz, sefil yaşıyorlar? Ben Güney Afrika'da yardım adı altında onlara yardım götürenlere müteşekkirim. Susuz kalan bölgelerde su kuyusu vurarak onları suya kavuşturanlara müteşekkirim. Ancak benim kinim değil, benim buğzum Kur'an ayetlerini ve Kur'an'ı asıl mecraından çıkararak, yani hayat nizamı bağlamında ele almayarak, Kur'an ayetlerini sihir bozmaz, büyü yapma gibi bir tevhile büründüren veyahut da Kur'an ayetlerini okuduğun zaman, şu duayı okuduğun zaman rızkın hemen seni bulacak, sağlığın tekrar yerine gelecek, kanser isen hastalığın tedavi olacak gibi bir takım akıl almaz, Allah'ın kabul etmediği, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kabul etmediği ve hiç uygulamadığı bir takım tehlikeli mecralara insanları akıtmaya çalışıyorlar.